merakla bekliyordu. Hizbullah lideri Nasrallah saldırıların ardından ilk kez konuştu. İsrail ordusu ise bu anı bekliyor gibiydi. Nasrallah konuşurken Lübnan'ın güneyini vurdu. Nasrallah konuşmasına hem bu eylemi kınayan devletlere hem de Lübnan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Yaralı sayısı çoktu. Hastaneler yanıt veremedi. Tüm sağlık ekiplerine ve kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyorum. İsrail'in işlediğinin savaş suçu ve savaş ilanı olduğunu söyledi. Bu büyük terör eylemine ne ad verelim, toplu soykırım mı? Biz salı ve çarşamba günü katliamları diyoruz. İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı, gereken cevabı vereceğiz dedi. Sözlerine son verirken verecekleri cevabın daha önce hiç görülmeyen bir misilleme olacağını söyledi. Onların hesap yapmadığı yerden kısas yapacağız. Zamanını ve yerini söylemiyoruz. Bölgeden daha önce duymadığınız haberleri duyacaksınız. İsrail savaş uçakları Nasrallah konuşurken Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hedef aldı. Bazı bölgelerde yangın çıktı. İsrail jetleri Beyrut semalarında alçaktan uçtu, sonik patlamaya neden oldu. Lübnan'dan bu kez yanıt gecikmedi. Lübnan'ın güneyinden de İsrail'in kuzeyine saldırı gerçekleşti. Hizbullah Metula'yı hedef aldı. Atılan füzeler bölgede yangın çıkmasına neden oldu. Evler hasar gördü. İletişim ve elektrik hatları da zarar gördü. Saldırıda ölen olmadı fakat bir kişi yaralandı. Karşılıklı saldırıların ardından ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray bölgede ateşkesin hala geçerli bir hedef olduğunu ve diplomatik çözümün acil olarak ele alınması gerektiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, taraflara tansiyonu düşürme ve ateşkes çağrısı yaptı. İsrail ise kuzey bölgesinde yaşayan halkından saldırı ihtimaline karşı sığınaklara yakın olmalarını istedi. Salı ve çarşamba günü gerçekleştirilen çağrı cihazları ve telsizler üzerinden gerçekleştirilen saldırıda yaşamlarını yitirenler elbette konuşuluyor. Bu saldırının nasıl yapıldığı tüm dünyanın gündeminde. Bu konuda Hizbullah'ın da aslında bir araştırma yaptırdığı ve o araştırmada bu cihazlar içerisine bir bomba konulduğu, küçük miktarlarda bombalar konulduğuna dair yayın kuruluşlarında yer alan haberler var. Resmi olarak açıklanmadı ama Lübnan'da kimi haber kaynakları bu cihazlarda bomba tespiti yapıldığını yazıyorlar. Birleşmiş Milletler'den de Güvenlik Konseyi'ne gönderilen resmi bir rapor bunu teyit eder nitelikte. Çağrı cihazları ve el telsizlerinin elektronik mesajlar aracılığıyla uzaktan patlatıldığı belirtiliyor. Kiminin elinde, kiminin cebinde patladı. Lübnan'a faciayı yaşatan cihaz patlamaları ile ilgili sayısız teori ortaya atıldı. Gizemli patlamaların nedeni ortaya çıktı. Hizbullah uzun zamandır akıllı telefonların izlenebileceği korkusuyla düşük teknolojili çağrı cihazlarını kullanıyordu. Örgütün lideri Nasrallah da Şubat'ta üyelerine cep telefonlarınızı gömün dedi. İddiaya göre İsrail istihbaratı planını Nasrallah'ın bu konuşmasından da önce devreye soktu. Cihazların nereden alındığı tartışması konu oldu. Gözler Budapeşte merkezli BAC Consulting adlı şirkete çevrildi. Çünkü Hizbullah'a 5 ay önce binlerce çağrı cihazı gönderdi. Saldırılar sonrası şirkete ulaşıldı. Ancak şirket merkezi bomboş bir binaydı. İddiaya göre şirket aslında İsrail operasyonunun bir parçası. Gerçek kimlikleri gizlemek için en az 2 paravan şirket daha kuruldu. Bu sırada İsrail ajanları üretilen cihazların pillerine küçük patlayıcılar koydu ve beklemeye geçti. Hizbullah çağrı cihaz teslimatını yaz boyunca arttırınca İsrail fırsatı kaçırdı. Kaçırmadı ve düğmeye bastı. Sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Misyonu raporunda patlamaların elektronik bir saldırı sonucu gerçekleştiği açıklandı. Mektupta çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığını tespit edildiği belirtildi. İsrail çağrı cihazlarına bir mesaj gönderdi. Mesaj Arapçaydı. Hizbullah liderliğinden gelmiş gibi görünüyordu. Mesajı açanlar tuzağa düştü. İsrail kanun tanımaz. Artık fiilen
terör eylemleri gerçekleştirdiği, neredeyse dünyanın hani birebir arkasında ne yaparsan yap biz senin arkandayız diyenler hariç kabul edilen bir devlet haline dönüştü. Gazze'de yaptıkları binlerce, on binlerce kişiyi evsiz, yurtsuz bırakan, kadın, çoluk, çocuk demeden herkesi katleden İsrail, şimdi uzaktan çağrı cihazları ve telsizler üzerinden gerçekleştirdiği bu saldırılarla da lanetlenirken, Türkiye'de İsrail'le ticaretin devam ettiğini ortaya koyan veriler var. Evet, iktidara sorarsanız onlar uzunca bir süre bu ticarete göz yumdular, ticareti desteklediler. Sonra o kadar yoğun eleştiriler gelmeye, sokakta adım atamaz hale gelmeye başlayınca ticareti kısmen durduracağız dediler. Baktılar ki o da yetmiyor, ticareti durdurduk dediler. Peki ticaret durdu mu? Durduysa İsrail'in verilerinde Türkiye ile yapılan ticaret neden ve nasıl yer alıyor? Aslında günlerdir bu iddialar gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı. Ancak İsrail İstatistik Enstitüsü, nasıl biz TÜİK'ten bakıyoruz ithalatımıza, ihracatımıza, İsrail'in de İstatistik Enstitüsü resmi dış ticaret istatistiklerine göre İsrail ile Türkiye arasında ticaret devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Türkiye'den 2024 Haziran, yani Mayıs'ta kesildiği ilan edilmişti ya, Haziran ayında yaklaşık 60, Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapıldığını, İsrail'den ithalat, yani Türkiye'den ihracat yapıldığını belirtti. Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatın yasaklanması kararı sonrasında 2 Mayıs itibariyle Türkiye gümrüklerinden İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığını açıklamıştı. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde çıkan İsrail'le ticaretin 3. ülkeler üzerinden sürdürüldüğüne ilişkin iddiaları da yalanlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ihracat yapılmadığına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aylardır söylüyoruz, İsrail'le ticaret durmadı. CHP'li Demir, İsrail İstatistik Enstitüsü'nün resmi dış ticaret verilerine göre ithalatın devam ettiğini açıkladı. Üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor dedik ama bugün ortaya çıkan veriler başka şeyi de gösteriyor. İsrail'le ticaretin durması için gümrükten İsrail'e doğrudan malların çıkmaması yetmez. Bankacılık, son kullanıcı sertifikası, menşe kuralları, serbest bölgeler, antrepolarda düzenleme yapılması gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmadı. İsrail'le üçüncü ülkeler üzerinden ticaretin engellemesi yoluna gidilmedi. Bakanlığın verilerinde ihracatın olmadığını söyleyen Demir, İsrail'in verilerine göre ise Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapıldığının görüldüğünü ifade etti. Bizim bakanlığın verilerine baktığımızda İsrail'e yapılan ihracat sıfır görünüyor. Ama İsrail İstatistik Enstitüsü'nün istatistik rakamlarına baktığımızda çok enteresan rakamlar var. Haziran 2024'te İsrail Türkiye'den 60 milyon dolarlık, Temmuz 2024'te de 70 milyon dolarlık ithalat yaptığını resmi verilerine yazmış. Bu malların 3. ülkeye bile sevk edilmeden nakliye sırasında evrak değişimiyle gönderildiğini işaret ediyor.